Sevgili Adıyamanlılar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bugün 5. gününe ulaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu yıl başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in içinde 1000 aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ni de barındıran Ramazan'a buruk girdik. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala tazedir. Adıyaman'la birlikte bazı illerimizde deprem afetini bir de sel felaketi izledi. Bir kez daha depremde ve sellerde kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ansızın hayatımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları yüreklerimizde hep yaşayacak. Depremin milyonlarca insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız Adil Bey ilk günden beri burada koordinasyonu yürütüyor. AFAD'dan karayollarımıza, güvenlik güçlerimizden sağlıkçılarımıza kadar belediye başkanlarımız hep birlikte Adıyaman'da koordinasyon içerisinde görev aldılar ve burada çalışıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın gayretlerini de yakinen takip ediyorum. Hepsine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. İlk günlerdeki önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının yerini zamanla enkaz kaldırma faaliyetleri aldı. Bir yandan geçici barınma alanlarını kuruyor, diğer yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Acil ihtiyaçları karşılamak için çadırdan konteynere, prefabrik yapılara kadar tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında kurulumu hızla süren konteynerlerin sayısını en kısa sürede 100 bine çıkartacağız. Ayrıca diğer barınma alternatiflerini de hızla devreye alıyoruz. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Bu depremde Adıyaman'da yıkılacak ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinin tamamında bu sayı 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23.640'ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de 4431'i
Adıyaman'da olmak üzere 22.467 kalıcı deprem konutumuzun da bugün burada temelini atıyoruz. Böylece yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56.323'e ulaştı. Bu arada 500.000 konut ve 1.000.000 altyapılı arsa projemizin deprem şehirlerimize isabet eden bölümleriyle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Adıyaman'da ilk evim için 2.650 konutun, ilk arsam için de 6.250 arsanın hak sahiplerini kura çekişleriyle belirledik. Kardeşlerim, biliyorsunuz deprem gününden beri vatandaşlarımıza çeşitli kalemlerde yaptığımız ödemelerle destek oluyoruz. Her depremzede aileye 10.000 lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere acil ihtiyaçları için 100.000 lira veriyoruz. Taşınma desteği olarak kiracı ev sahibi ayrımı yapmadan 15.000 lira ödüyoruz. Kira desteği olarak da aylık 3.000 lira ile 5.000 lira arasında, yani yılda 36.000 lira ile 60.000 lira arasında ödeme yapıyoruz. Misafirhanelerde, yurtlarda, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üretimi desteklemek, çarkları yeniden döndürmek için sanayicilerimize, esnaflarımıza sunduğumuz ilave imkanlar var. Mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Dolayısıyla kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşlarımıza 100.000'lerce liraya tekabül eden bir maddi desteği zaten sağlıyoruz. Değerli kardeşlerim, diğer afetlerde konutları maliyetinin neredeyse 1/3 bedelle 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz 2+1 evlerin aylık ödemesi 510 liradan 3+1 evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip 3+1 evde bu ödeme 990 liraya ve toplam borç da 214 bin liraya ancak çıkıyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. Vade süresi olan, Allah razı olsun, 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler %20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeriyle ilgili kamulaştırma ve benzeri bir durum varsa onun ödemesi de ayrıca yapılıyor.